Milletvekili tutuklanan CHP'nin Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başladı. Yürüyüşün startı Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Güven Park'taki konuşmasıyla verildi. Kılıçdaroğlu yürüyüşten önce elinde adalet yazan pankartla açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünün 28 gün sürmesi bekleniyor. Yol güzergahında CHP'lilerin kurduğu çadırlarda konaklayacak olan Kılıçdaroğlu günde yaklaşık 18 kilometre yürüyecek. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara'dan İstanbul'a adalet yürüyüşü başlattı. Gerekçe ise CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT tırları davasında askeri casusluk yaptığı gerekçesiyle 25 yıl hapse mahkum edilmesi. Ankara Güven Park'tan başlayan yürüyüş Berberoğlu'nun konulduğu Maltepe Cezaevi'nde son bulacak. Kılıçdaroğlu yürüyüşten önce elinde adalet yazan pankartla açıklama yaptı. Her özgür ülke gibi, her uygar ülke gibi kendi ülkemizde barış içinde yaşamak istiyoruz. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyorum. Bunun için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Bu ülkeye adalet ya gelecek ya gelecek. Söyledim. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu ülkenin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için hep birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu yürüyüşümüzün bir siyasal partiyle ilgisi yok. Bu yürüyüş kutlu bir yürüyüştür. Bu yürüyüş adalet yürüyüşüdür. Adaleti isteyen herkes bu yürüyüşe destek vermek zorundadır. Hapishaneleri tıka basa dolu olan bir ülkede adalet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede devlet olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede barış olmaz. Adaletin olmadığı bir ülkede huzur olmaz. Adalet, adalet, adalet. Bütün dünya duysun. Bütün dünya. Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Dikta istemiyoruz. Darbecileri istemiyoruz. 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Kendi ülkemizde demokrasi istiyoruz, özgürlük istiyoruz. Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yapacağı yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor. Yol güzergahında CHP'lilerin kurduğu çadırlarda konaklayacak Kılıçdaroğlu günde yaklaşık 18 kilometre yürüyecek.